Muhammed Tekin, gençlik yıllarında Gemlik Sümer Spor, da futbol oynadı. Siyasette MHP Gemlik İlçe Başkanlığından sonra MHP Merkez Disiplin Kurulu'na seçildi. 3 Ağustos 2023'te MHP İl Başkanı olarak görev üstlendi. Ziyarete, MHP İl Başkan Yardımcıları, olan Sertaç Yurdacan, Mahir Elbir, Emre Ünsal, Kadir Karakuş ve özel kalemi Mustafa Doğan'la geldiğinde, yerelden genele siyasetin genel durumunu konuştuk. Söze Bursa'nın çok acil çözüm bekleyen iki sorunu var. Diye başlayan MHP İl Başkanı Muhammed Tekin şunu söyledi. 1. Kent merkezi başta, Gemlik, Mudanya, Mustafa Kemal Paşa, Yenişehir, İnegöl'ü kurtarmak için çok acil kentsel dönüşüm gerçekleştirilmeli. Şunu vurguladı. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, ticaret ve sanayi odaları, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, İktidarı ve muhalefetiyle siyasi partiler el ele verip kentsel dönüşüm için ne gerekiyorsa acilen yapmalılar. Bursa için bu konu çok önemli. Bir de önerisi var. Central Park gibi yeni ve modern bir alanı Bursa'ya kazandırabiliriz. Hatta şehrin göbeğinde Bursa'nın yeşilini yansıtan birkaç yeni yeşil alan kazandırmak gerek. 2. Bursa'nın acil çözüm bekleyen ikinci sorunu mülteciler. Bu konu artık şehrin ana meselesi haline geldi. Şunu anımsattı. MHP Arge Başkanlığı tarafından 2018 ve 2021 yıllarında sınırı aşan göçlerle ilgili araştırmaya dayalı iki kitap yayınlandı. Merkezi hükümetin de bu konuda önemli çalışmaları var. Üzerine basa basa şu mesajı verdi. Bursa'da mülteci sorunu yaşanmasını istemiyoruz. Kesin bir dille söylüyorum. Hepsinin sağ salim ülkelerine dönmeleri için ne gerekiyorsa siyaset kurumu yapacaktır. Tırnak işareti. Şuna da dikkat çekti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Rusya lideri Putin'le, hem Suriye lideri Esad'la yaptığı görüşmeler, mültecilerin ülkelerine geri döneceklerinin işaret fişekleridir. Muhammed Tekin, Bursa Spor Vazgeçilmezimiz. Sohbetimizde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, in göreve başladıktan sonra aradığını ve Bursa için yararlı görüşme yaptıklarını söyleyen MHP İl Başkanı Muhammed Tekin şunu aktardı. Bursa'nın ve toplumun faydasına ne olursa, istişare ettiğimiz sürece evet diyeceğimizi söyledim. Bursa kazanacaksa her şeye varız. Kendisinin de MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ile birlikte Bozbey'i ziyaret ettiği anımsattı ve şu mesajı verdi. Bursa Spor vazgeçilmezimiz. Tam ve net destek veriyoruz. Hedefinde, evlad-ı Fatihan, camiayı milliyetçi harekete katmak var sohbetimizde, MHP İl Başkanı Muhammed Tekin, çok önem verdiğini özellikle vurguladığı çok özel bir konuyu gündeme getirdi. Dedi ki, Bursa'da evlat Ay Fatihan olarak kabul ettiğimiz Türk soydaşlarımızla Milliyetçi Hareket Partisi'ni hemhal edip kaynaştırmak istiyorum. Yaklaşımı şu, Bursa bir Balkan şehri, bu şehirde yaşayan Artvinli, Erzurumlu, Samsunlu, Muşlu ve diğer kentlerden gelen kardeşlerimiz ne kadar MHP'li ise, Batı Trakya'dan gelen, Bulgaristan'dan göç eden soydaşlarımız da aynı milli duyguları ve heyecanları taşıyorlar. Ardından, bu konu benim için çok önemli ve kıymetli, deyip şunun altını çizdi. Et ve tırnak gibi yakın olduğumuz Balkanlardan, Rumeli'den gelen Türk soydaşlarımızın dertleriyle dertlenmek bizim en büyük hedeflerimizden biri. Tüm Bursa'nın olduğu gibi onlarla da beraberiz. Binanın çekme katında toplanma merkezi olur mu? Fotoğrafı, adeta bir kent müfettişi, gibi kenti gözleyen Ali Küçük Sarı çekti. Şehre küstü, de, giriş katı çekme, olan bir binanın, birinci katın altında kalan bölümüne acil toplanma yeri tabelası asılmış. Depremlerde toplanma yeri, vatandaşın can güvenliği için çok önemli. Fakat, bir binanın çekme katında ve üstünde yapı varken toplanma yeri olarak kullanılması çok da anlaşılır değil. Zaten küçük sarı da yağmurda işe yarar diyor. Muhalefet savaşı, bitmeyen hastane inşaatı siyaseti karşı karşıya getirdi. Yerel seçimden beri yerel siyasette centilmenlik havası vardı. Siyasi partiler birbirlerini eleştirmekten uzak duruyorlardı. Geçen süreçte Büyükşehir Belediyesi, NDE ilk kez muhalefete düşen AK Parti küçük küçük eleştirilere başlayınca AK Parti muhalefeti öğreniyor yorumları yapıldı. Bunun üzerine, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, 2016 yılında dönemin Sağlık Bakanı olan Recep Akdağ'ın temelini attığı, Sönmez ailesi adına Celal Sönmez'in 50 milyon lira bağışladığı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi önünden AK Parti'ye seslendi. Cumhurbaşkanı'nın 28 Mart'ta, 3 ay içinde açılacağını, duyurduğu hastanede kaba inşaatın bile bitmediğini söyleyip, Bursa halkı adına takipçisi izledi. Buna, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Tepki gösterip, algı yerine yerel seçimden önce verdiğiniz sözleri yerine getirin, cevabı verdi. CHP kadın kolları MYK'ya seçildi. Ankara, da, hafta sonu yapılan ve zaman zaman, erkeklerin müdahalesi. Tartışmalarının yoğunlaştığı CHP kadın kolları kurultayında genel başkanlık seçimini 4 aday arasından CHP Osmaniye Milletvekili Doktor Asu Kaya kazandı. Kurultayda, CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Karatlı Özgür. Dekaya'nın listesinden CHP Genel Merkezi Kadın Kolları MYK üyeliğine seçildi.